aşk Emre ve Nurgül'ü Karadeniz dalgaları gibi bir o tarafa bir bu tarafa savuruyor. 3 Haziran'da nişan diyorlar öyle mi abla? He oğlum. Çok beklerler. Aha. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar. Senin oğlun bizim kızımızı seviyor. Öyleyse o sevme geldi ona. Dün zılgıt çeken Nazlı Hanım'a Nilüfer Hanım kemençe ve horon ekibiyle misilleme yaptı. Balonu patlattım, Nilüfer Hanım'ı çatlattım. İlk bahsız hikayemde kalamam. Ömrümde bir kız sevdim onu da alam. Ömrümde bir yer sevdim onu da alam. Abi Gökhan'ın ben Emre'ye bu kızı vermem demesi Nazlı Hanım'ın ekmeğine yağ sürdü. Sen kardeşimi taşıyamazsın. Taşıyamaz. Sen ayaklarının üzerinde durmuyorsun. Duramaz. Çünkü sevmiyorsun kardeşim. Sevmi. Benden bu kızı alamazsın. Elhamdülillah. Abi. Peki bu aşk gemisi hırçın dalgalardan nereye sürükleniyor? Nişanımı yapacağım. Yapacağız oğlum. Kimseyi ilgilendirmez. Zannediyorum ki Gökhan Nurgül'ü alıp götürecek. İnşallah. Allah. Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Recep uzun zamandır görmediği oğlunun doğum günü için Sakarya'ya gitti. Çocuğunun yanında olmak isteyen anne ya da baba eldiven takar, maske takar gene yanında olur. Ama akıllara durgunluk verecek hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Ne hissettim? Bilmiyorum ne hissettim. Arkadaş nereye kadar ısrar ediyorsun ya? İstemiyoruz da. Baba Recep Bey, oğlu Recep'ten öyle bir şey istedi ki şok olacaksınız. Ne için imzaladım? Çünkü... Recep'in imzaladığı o kağıtta ne yazıyordu? Peki bu kağıtta yazanlar Aslı'yı ne kadar ilgilendiriyor? Ve tüm bunlardan sonra Recep'in kararı ne olacak? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah can çıkmamış yerinde. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm.
ateş yerinde aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ağaçtan çıkmamış yerinde aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah can çıkmamış yerinde aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Ah can çıkmamış yerinde. Ah, özüme sözüme döndüm. Arkadaşlar fena bir mikrobik durum var. Önce bademcikle başlıyor, sonra öksürük, sonra böyle göğsün zeynep, sesim kısıldı. Gitti, kahraman Hazar'daydı. Aşkım önce kendini tanıt Çağlar Ökten. Çağlar Ökten. Seda Sayan. Fuat Özdoğdu'nda Nazlı Hanım hoş geldin. Nazlı Hanım hoş geldiniz. Gökhan burada hoş geldin. Gökhan. Kameraya arkanı dönme. Kameraya arkanı dönme. Gökhan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Bomba gibiyim. Bomba gibi görünüyorsunuz Nazlı zaten. Nazlı Hanım nasıl? Kim? Nazlı Hanım. Nazlı Hanım. Ondan mutlusu yok. Stüdyonun en mutlusu. Nazlı Hanım efsane ama çok seviyoruz onu ya. Ben de sizi çok seviyorum. İyi misiniz Nazlı Hanım? Allah'a şükür, çok şükür. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. İnşallah. Ha, evet, tabii. İnşallah bugün stüdyo hayırlı haberlerle dolacak. Söyle aşkım. İnşallah stüdyomuz bugün hayırlı haberlerle dolsun. Bütün aileler onay versin. Bütün aileler onay versin. Ayrıca de ki karım hasta değil, sadece sesi kısık. Ayrıca karım hasta değil. Değil. Sesi kısık. Allah'ım ona acil şifalar versin. Amin. Selami de bir cuma duası yapsın. Evet. Madem selam öyle. Selam gel. Evet. Sesim için de dua. Aynen. Efendim anons et, mesleği imamlık olan. Mesleği imamlık olan çok değerli arkadaşımız, kardeşimiz. Selami bize bugün bu mübarek gün için güzel duasını okusun o halde. Çok teşekkür ederim abi. Sizler de bizim için çok değerlisiniz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alemin, şu mübarek cuma günü sana ellerimizi açtık. Sana dualar ediyoruz. Sen bizlerin yapmış olduğu duaları kabul eyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizlere hayırlı, uzun, sağlıklı, bereketli ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, başta Seda ablamız olmak üzere bütün hastalarımıza şifalar ver ya Rabbi. Amin. Dertlerimize devalar ver ya Rabbi. Borçlarımıza edalar ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizler huzur içinde yaşayalım diye canlarını hiçe sayarak görev yapan polislerimize, askerlerimize yardım eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, yapılan dualardan hasıl olan sevabı önce Hulasa-i Mevcudat, Ekmelü Tahiyyat, Fahri Kainat, Hatemül Enbiya, Habibi Hüda, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhi şeriflerine hediye eyledik, ulaştır ya Rabbi. Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, eshab-ı kiramın, bütün şehitlerin, evliyaların, üstad efendilerimizin, analarımızın, babalarımızın, hocalarımızın, Şaduman ablanın evladının, Nurgül kardeşimizin babasının ve burada şu anda dua eden, ellerini açmış duamıza amin diyen bütün cemaatimizin ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Aralarında kabir azabı çekenler varsa yapmış olduğumuz şu duanın hatrına kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sabahın erken saatlerinde kalkıp buraya gelen, şu anda duamızı el açıp amin diyen bu cemaatimizin, başta Seda ablamız olmak üzere, bütün global medya ekibinin, Star TV'nin, muhabirinden kameramanına, müzisyeninden güvenlik görevlisine, temizlik görevlisine kadar,
Aklıma gelmeyen bütün çalışanlara güç, kuvvet, sağlık, sıhhat ver ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Selam, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Tekrar şifalar versin Allah selam. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi dün neler yaşandı? Anons et aşkım. Şimdi ben de heyecanlandım böyle ya. Yok yok, alışık. Nurgül ve Emre'de dün neler yaşadık? Hatırlayalım. Kusura bakma Emre, ben kardeşimi yolda bulmadım, izle bulmadım, çamurda bulmadım, tamam mı? Sen kendini düzeltene kadar, kendini bize ispat edene kadar benden sana kızımız yok. Aferin, helal olsun. Helal olsun. Ağzın yok mu senin? Bir doğru mu abi? Sana. Söyle, açık ol söyle. Yo yo, ben abimle... Ne ben oldu bizim sevgimize? Ben karıştırmayalım dedim. Emre, karıştırmayalım dedim sana. Tamam da ne oldu? Karışırsa böyle olur dedim. Sen bana kendini ispat etmek istiyorsan, önce Nazlı Hanım'ın, annenin gönlünü alacaksın. Rızasını alacaksın, ondan sonra geleceksin benim kapıma kardeşim. Tamam. Nazlı Hanım, şu oğlunu buradan çıkar, ben kardeşimi alıp gideceğim. Hangisi? Buradan bu kız, götürebiliyorsan götür. Bu kız sahipsiz değil, benden izin alacaksın, benden. Ondan yapma ki, senden niye izin alalım? Tamam mı? Benden izin alacaksın. Benden izin almadıktan sonra sen burada kibrit çöpü bile yakamazsın. Emre, gerçekten bak Emre, evet. Gerçekten benim ablamı taşıyamaz. Oğlum tek kalma, gel ana kurban. Aziz selam, müsaade et de gelsin aşura bölgüme otursun, tek kalmasın. Aha. Gel, gel yanıma gel, gel. Anan seni tek koymaz, gel bak fırsat ele geçmiş, kurtulmuşsun, gel. İzin veriyorsan tamam, gelin anne. Yok, izin yok. Ver, ver elini öpeyim, gidelim. Yok. Oğlun burada, Gökhan burada, canlı yayında şu anda. Dedi ki ben kardeşimi vermem. Nazlı Hanım da buna oh, doğru çok demiş. Sevindim. Allah razı olsun sizden. Sevinsin, o biraz sonra ağlayacak. İşte bak, nişan yüzüklerini aldım. Canım, kendi kendine gelin gibi oğlum, yapma. Helal anne, helal, helal. Geç dedim işte bak, nişanları başka takacağım. Başka bir gün bulamadım. Helal, helal. Sen de yardımcı olacaksın bana canım. Benim sana gelik demem lazım, ne olur kızını ver diye. Ben oğlumu sana vermeyeyim, ben kızınıza vermeyeyim. Sen neyin peşindesin? He, oğlan evinde hiçbir şey yok, kız evinde. Nazlı Hanım. Yüzük sallayın. Emre gel sen yanıma. Sen de gel. Nurgül. Gel buraya. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? O annenin gönlünü alacaksın, bir. Tamam mı? Benim annemin gönlünü alacaksın, iki. Mümkün değil belki. Yurdan annenin gönlünü alacaksın, üç. Mümkün değil. Bunları yaptıktan sonra, tamam mı? Gelip benden kızımı isteyeceksin, kardeşimi çok isteyeceksin. Çok beklenme kardeş. Tamam. Bir tanem sen yüzükleri hazırladın ama Nazlı Hanım başka bir gelin adayı buldu. Bulsun canım. Gökhan'a sormak istiyorum. Buyur Seda Hanım. Sence Emre Nurgül'ü seviyor mu, yoksa Nazlı Hanım'ın dediği gibi ortada aşk falan yok mu? Emre Nurgül'ü sevmiyor abla. Ha? Babana rahmet, atana rahmet, mekanın cennet ola. Çünkü sevseydi, 3,5 yıldan beri ben bunu sürekli söylüyorum ablam. Ağzımda tüy bitti dilimde. Sevseydi ablam yapardılar, hiç buraya da çıkmaya gerek yoktu. Nazlı annemizi de bu kadar sıkıntıya sokmaya gerek yoktu. Biz evlenebilirdik dışarıda ama evlenmedik. Biz büyüklerin rızası olduk için buradayız. Oğlun Gökhan da dedi ki Emre Nurgül'ü taşıyamaz dedi. Doğru dedi. Sevgisi yok, onun o kadar sevgisi yok. Kardeşim bu şekilde davrandıktan sonra sen benden kızımız alamazsın. Alırım Gökhan. Ay buna Nazlı çok sevindi. Nişanı da çağırdı herkesi ya. 3 Haziran'da nişanı da çağırıyor. En sonunda ilan ediyor. Sağ olsun var olsun, kabul etti yani. Senin nişanla değil yavrum. Sen benim nişanımı ilan ettin ya ben. Kendi kendine boşuna. Emre'yle benim nişanım. Yok, Mısırlar o. Söbe söbe. Nurgül seni kapıya koymaya töbe. Hadi yürü. Kaç. 3 Haziran'da nişan diyorlar, öyle mi abla? He oğlum. Çok beklerim.
Biz istesek burada ben 3 Haziran'da zaten söz verdim. Yapamazsın. Nişanımı yaparım. Yapamazsın. Görürüz nasıl yapıyoruz. Hadi bakalım. Sen onu bırakma. Nasıl yapıyoruz yapamıyoruz. Otur. Benden onları alamadıktan sonra kardeşim sen hiçbir şey yapamazsın. Biz seni büyük olarak gördük. Yapamazsın. Biz yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım abi. Yapta durarım. Yaparım görürsün sen de. Ben yanımdaki kıza güveniyorum. Beni yalnız bırakmaz. Senin yanındaki kız, senin yanındaki kız ben ne dersem ona kabul edeceğim. Aha. Sor bakalım ne diyor kıza. Yanımda. Sor bakalım ne diyor sana. Yanımda. Sor bakalım ne diyor sana. Soruyorum. Sor ne diyor sana. Söyle. Sor. Söyle söyle. Abimin lafı dışı laf olmaz. Abimin lafı dışı laf olmaz. Allah'a kurban. 40 yılın başına doğru konuştunuz. Maşallah. Nazlı Hanım, ben bu işi sonuna kadar burada oturacağım. Bırak oğlumu alıp gidene kadar buradayım dedim. Aynen öyle. Zannediyorum ki Gökhan Nurgül'ü alıp götürecek. İnşallah. Götüreceğim abla. Olasılığından gönderirim. Götüreceğim abla. Ben diyor canımı veririm ona. Hiçbir şey veremez abla. Benim verseydi, ablacığım verseydi 3,5 yıldan beri yapardı. Bir şey yapmadı. Evet. Niye yapmadı ablam? Niye canını veriyorsun? Ablacığım. İşte bu böyle ancak konuşur. Anda bunda şey laf var. Evet sakin sakin. Konuşuyor ya. Düzgün konuşuyoruz olmuyor. Yalvarıyoruz olmuyor. Elinizi ayağınızı öpelim diyeliz diyoruz olmuyor. Azim Bey rahatsız olsa da Gökhan'ın duruşuna baksana Seda abla. Verecek gibi şey bir duruyor mu ya? Kafasında buraya neyle gelmiş biliyor musun Seda abla? Bitirmeye gelmiş. Aynen. Alıp gitmeye gelmiş. Aynen. O kafayla gelmiş. Bitirmeye o yüzden geldim. Ben buna böyle davranıyorum. Bitirmeye geldim. Bunu da yapacağım. Göreceksin. Bunu da yapacağım, göreceksin. Yapacağım bunu, alıp gideceğim. Ya hiç mi vicdanını sızlamıyor? Niye sızlayacak vicdanım ya? Sen bu kızı burada 2,5 aydan beri ağlatırken senin vicdanın sızladı mı? Yok vallahi sızlamadı. Vallahi sızlamadı. Sızladı mı senin? Tövbe. Ben mi ağlatacağım? Sızladı mı senin vicdanın? 3 Haziran'da nişanları yapacağız. Hem de burada, Trabzon'da. Şey yapacağız nişanları hazırlıklara başladık. Gökhan Bey kızı oradan al gel. Çalıştı diye diye düştüm yollara düş. Çalıştı diye diye düştüm yollara düş. Andergaz'ın sevdası bak ne hallara düş. Andergaz'ın sevdası bak ne hallara düş. Al aşağı vur dizi baban görmesin biz. Baban görürse bizi öldürür ikimiz. Al aşağı vur dizi baban görmesin biz. Baban görürse bizi öldürür ikimiz. Benimsin yaprakların deniz. Kızıl ağaç benimsin yaprakların denizsin. Oğlan evinde bir şey yok. Kız evi geldi kendine. O bizim benim oğlumdan siz de koca da olmaz. Damat da geldi kendinize. Gelin göre olmayın. Antep'in hamamları sallanır kül havar. Hoş gör mahallesinin bitti bedir ama. Çi köftenin adına baklavanın yederler buranına, yederler buranına. Hele 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 Antep'in gel yarma dil tatlı. Çifte telli çalıyor kalkın da oynayalım. Hele 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 Antep'in gel yarma dil tatlı. Çifte telli çalıyor kalkın da oynayalım. Ben hayatım boyunca değişsin hayatımı hiçbir tarafında istemiyorum bu bir. Sizinle dünür olmayı hayatta istemem bu iki. Nurgül biraz önce kısasa kısas yaptı. Ne dedi? Dedi ki çağırıyor belki de dedi. Onun da adayı hazır dedi. İnşallah. Öyle bir şey olamaz. Allah. Selam. Dedi duydum. Öyle bir şey olamaz. İnşallah. O öyle. Ben açıklık getirebilirim Seda Hanım. Annem 3 Haziran'da ben buraya birini getireceğim diyor. Açıklık getirebilirim isterseniz. Aha. Getir. Getir açıklık getir. Var öyle zaten bir öyle bir adayımız. Nasıl öyle bir adayınız kalk var? Kalk da al git burada ne işin nasıl var? Nasıl öyle bir adayınız var ya? Var. Kalk da elinden tut da götür ne işin sürpriz var? Sürpriz olacak o size. Herkes kendine göre plan yapmış. O oradan başkasını bulacağım diyor, oradan başkasını bulacağım diyor. Nurgül senin Allah aşkına bir şey konuş bir ya. Bir şey söyleyemez. Nefesim tükendi benim. Ben buradayken Nurgül bir şey söyleyemez.
Söyler. Söyleyemez. Söyler. Söyleyemez. Konuş Nurgül. Dilini büyütsün. Burada ayak ayakçısını atan kız, anama her şeyi söyleyen onu, kadın. Onu sen şu anda saygısı çıkmıyor. Işte. Bugün gerçekten söylüyorum. Herkesin karşısında söylüyorum. Heh, ve söyle. Sözümü de artık yemiyorum. Son kez yanına geleceğim. Bak son kez kalkacağım, yanına geleceğim. Gel. Son kez. Tek gel başımın üstünde yerin var. Kucaklarımı açarım. Stüdyoda asla ve asla yanına gelmeyeceğim anne. Ayağımın dediğim, altına altın da döksem boş. Dediğim tarihte Gökhan sana da söylüyorum. He. Nişanımı yapacağım. Yapacağız oğlum. Kimseyi ilgilendirmez. Sen bana bak, kendini ispat etmedikten sonra ben sana nişan yaptırmam. Görürsün. Yaptırmam. Görürsün yaptırmam. Anne ver elini öpeyim. Bitirelim yeter. Biz de gidelim artık. Bitsin bu iş. Yeter hadi. Ben çok yoruldum. Delikanlı. Vallahi ben çok yoruldum. Kapı orada. Sen oğlunu buradan götür, ben kardeşimi götüreceğim. Sen kim kimi götürüyor ya? Ver gidelim. Versin elini gidelim abi, yok yeter ya. Bıraksın, ben hiç kimsenin olayını ona istemiyorum. Ver elini gidelim. Ha. Hadi gel. Ver elini. Ver bırakalım gidelim. Bırak. Bırak. Kalk gidelim, kalk, kalk. Yok Seda abla, kalksın gidelim. Otur Emre. Bırak, neye otur Emre? Oturmuyorum ben, kalksın gidelim. Kumando Emre diyor, otur Emre. Yok. Emre diyor, kumando sağ otur. Hadi, kalk otur gidelim. Evet. Evet, Nurgül ve Emre cephesinde bunlar yaşandı. Bugün bakalım neler olacak. Nazlı Hanım'la mı başlıyoruz? Kimle başlıyoruz? Nazlı Hanım stüdyonun en şanslısı çünkü bekliyor, o gayet mutlu, arada evet. Bir zılgıt çekiyor. 10 sene de sürse burada oturacağım, kimse beni kaldıramayacak. Peki bir şey merak ediyorum, Emre dün ayağa kalktın, Nurgül'e elini uzattın, kalkmadı. Ne hissettin o an? Seda abla, Gökhan geldi geleli. Bizim çok zorlu bir... Yok, bir şey söyleyeceğim, Gökhan geldi geleli abla, bizim... İlişkimizde sallantılar var. Kurum aferin oğlum sayı. Helal olsun. Gökhan'ı Nurgül ailesinin sana. Yanına gitti. Ablasının yanına gitti. Ben de aşağıda bekledim abla. Orada konuştular kendi aralarında. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Kim konuştu? Ablam, annem, ben, abim. Abisi, ablası, kendisi... Gökhan. Sen yok muydun? Vallahi kafam çok karışık ben, ya vallahi. Beni almadılar zaten, ben çıkamıyorum abla. Yani şu anda ben o kapıda hiçbir şekilde beni istemiyorlar. Ya benim ablam zamanında çok seviyordu Emre'yi ama bu programa çıkıp burada evlenmek isteyince artık onu istemiyor. Siz dün bir aile toplantısı yaptınız anladığım kadarıyla. Yani abimi götürdüm aslında. Aha. Ama hepsinin tepkisi yani abim tarafında, istemiyorlar kesinlikle. Bırak gel, çık gel yani. Ama Gökhan öğreler. Nasıl gelmiş biliyor musun Seda abla? Gökhan'ın geliş şekli şöyle söyleyeyim. Hep 2 saniye reklam arası bile ben Nurgül'le Gökhan'ı baş başa bırakamıyorum. Bırak. Helal olsun. Öyle olmaz. Sözü ileri misin? Bırak olsa delikanlı adam. Boş bırakamıyorum abla. Bir şey abla. Söyleyeceğim. Emre helal. Bir saniye. Fuat'a seslenir misin? Fuat hocam. Fuat abi. Dün yayından sonra... Fuat Hoca'nın şahit olduğu bir durum var kafeteryada. Onu anlatır mısın? Nazlı Hanım, Gökhan, Nurgül ve Emre arasında geçen. Mikrofonu verin. Hadi. Emre sanırım Nurgül'e çay götürüyordu. O sırada Nazlı Hanım'la göz göze geldiler. Ama annesine sormadı, anneciğim çay ister misin diye. Ben kimim oğlum? Ben adamım. Ondan sonra Nazlı Hanım da sinirlenip sen onlara taşı zaten dedi. Biraz sistem etti. Bana zaten dedi buradan bakıyorlar, bana çay getirenim var dedi. Sen git onlara hizmet et dedi. Eyvah! Evlat ya. Helal olsun evladım. Yani kendi kabul etmiyor ya. Işte. Soru yok. Yapmayacaksın diye yapmayın. Ananla görüşmeyeceksin görüşmeyin. Almayacağım diye bildiğin 5 yaşında çocuğun kulağını kıvırmış önüne oturtturmuş. Vallahi bizimkiler de istediği gibi yapayım. Abla, ben de canım sakin oğlumu senin eline oyuncak edersem şu Türkiye bütün benim var ya. Seda abla ne konuşmuşlar orada ben çok merak ediyorum. Burada da delikanlı bir şekilde anlatsın Gökhan. Orada dün akşam, dün gündüz gittiler hep beraber toplandı konuştular. Ya diyorum ki orada oturuyorum çay içiyorum ben. Diyorum ki yanımıza gelseniz de gelmiyorlar, aralarında yine bir şeyler konuşuyorlar. Peki ne konuştunuz Gökhan? Seda Hanım orada konuşmamız aile toplantısı olarak. Bana dediler ki sen ne dersen biz ona razıyız. Sen ne dedin? İstemiyorum. Allah vermiyorum. Olsun.
Helal olsun. Ya düzgün konuşun anne ya. Allah razı olsun. Vermiyorum. Ya, ben seni daha önce de niye görmedim ya? Ben nasıl kaçırdım seni? Çok yoruldum. Bileydim ben. Ben de çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Sen yorulmak, sen yorulmadın. Vallahi ben öyle bir yoruldum. Sen yorulmadın. Beni yoran sensin ha. İki gündür ben İyi misafir de gelmişim, biliyor musun? Da. Kusura bakmasınlar. İki gündür Gökhan'a katlanamıyorum ben. İyi ki de o gelmişim. O kadar söylüyorum. Neden? İyi ki de gelmişim. Neden? Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Niye dayanamayın? Çocuk Gece... olguları söyleyeyim. Ben buraya geldim geleli. Hiç oturduk çay içtin mi sen benimle beraber? İçmedik mi Gökhan? İçtik. İçtik. Ne? Her benimle ne konuştun? Her seferinde ne? Benimle ne konuştun? O programdan inin. İşte yanımızda böyle diyor. Emre diyor seni taşıyamaz evet. diyor. Evet. Yanında diyor ki ben senin evlenme gibi, diyor bu adamla Ben senin diyor. Gibi iki dillilik mi kullanacaktım? Adamla evlenme ne demek? Ben senin yüzüne neredeydin? Karşı açık açık söyledim. Dört yıldır neredeydin ya? Ben her zaman neredeydin vardım. Neredeydin Ben her zaman vardım. Şimdi iki gündür girdin hayatımda. Ben her zaman konuşuyorsun vardım. Konuşuyorsun böyle ya. Sen yokken ben vardım. Ya he vardım. Ya. Dört yıldır yok neredeydin ya. Abi? Biz yok beraber ya. Sevgili olurken Allah Allah. Neredeydin sen? Ben sizi böyle uzaktan bile izledim. İzledin. Tabii. Sen de kendini ne zannediyorsun? Sen diyorsun ki Gökhan Kandemir'in hiçbirinden haberi yok öyle mi? Ben ya benim hiçbirinden haberim yok öyle mi? Sizin konuştuğunuzdan, görüştüğünüzden, ne yaptığınızdan benim hiç haberim yok öyle mi? Haberin olsa sen adım atıyorsun, sen attığın adımdan bile haberim var. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ilk önce gel bakalım beni bir ikna etmeye çalışsana. Kızın ailesinden bile beni soğuttun ya. Bir dakika. Emre'nin seni ikna edemediği nokta nedir tam olarak? Nilüfer Hanım çünkü yüzükleri almış. Düğünlerini ben yapacağım diyor. 3 Haziran'da yapacağım. Annem de orada. Diyor. Annem de orada konuşuyor. Tamam. Sen burada başka bir şey söylüyorsun. Annem başka. Annem orada şey. Konuşuyor. Ben de dersem mi? Peki. O zaman kapı açılsın.
getirdim. Sadullah hoş geldin hoş kardeşim. Buldum. Teşekkür ediyorum. Gel seni bir tanıyalım. Nereden geldin? Kimsin? Nesin? Merhabalar. Ben Trabzon Tonya'dan Nilüfer teyze gönderdi beni. Tonya'dan mı? Evet. Sürpriz yapmış. Evet. Kemençe'de de bir hediye göndermiş. Evet aynen galiba. Bir emanetini getirdim size. Emanetini Nazlı Hanım'a göster istersen. Şöyle. Onu götürün. Nazlı Hanım kemençeye yaptın birazcık. Allah aşkına Nazlı Hanım ihtiyacı yok. Ne için gönderdi bunu? Nişan içinmiş. Seyda Hanım bir bakabilir miyim? Tabii tabii. Ama geri vereceğim bana. Ya bırak bunları, böyle saçma sapan işleri bırakın. Bırakın, böyle gender gender oynadılar. Ya gender gendere gelin gibi oluyor. Böyle bir gereksizlik yok ya. Böyle bir şey yok, vallahi yok böyle ya. Başka koca... Nazlı Hanım, biz sizin oğlunuzu istemiyoruz ne zaten. Ne bu yalan yerken bu ne? Biz sizin oğlunuzu istemiyoruz. Sen kendinizi kaybediyorsun. İstemiyoruz bilesin. Sizin oğlunuzu biz zaten, istemiyoruz. İstemiyoruz, al oğlunu da git ya. Sen gideceksin. Al oğlunu da git. Gideceksin emin olacağım. Al oğlunu da git ben de gideceğim buradan. He? Al oğlunu da git. Ben göreceğim senin buradan annem gittiğini. Annem de düzgün konuşuyor. Al oğlunu da git. Al oğlunu da git. Annem de düzgün konuşuyor. Kafasına bir şey yaptı. Sen bir sus ya. Sen bir sus sana. Saygısız konuşuyorum. Sus sen. Sen bir sus sana. Git annemin yanında dur. Annemle düzgün konuşacaksın. Git annemin yanında dur o zaman. Ben annemin yanındayım. Git o zaman dur. Allah Allah. O zaman kardeşim yanında oturma. Düzgün konuş benim annemle. Kardeşim yanında oturma. Otururum. Kardeşim yanında oturma. Sen kardeşim yanında oturma hak etmiyorsun. Sen kardeşim hem doktorum oturmaya hak etmiyorsun. Ediyorum. Etmiyorsun. Ediyorum. Sen bana yaptığın müddetçe işte ben sana kızımı vermem. Oh! İlk önce insan olacaksın ben insan. Ben insanım. Ben insanım. Sakin. Tamam. Şimdi. Sakin olalım. Ne yaptı kadın? İstemiyor. Git. İstemediğini belirtiyor kadın. Ben seni istemiyorum. Kafasını ben... mı atması lazım? İstemiyorum. Kafasını atmadı. Kafasını atmadı. İstemiyorum. Bana mı attı kardeşim? İstemiyorum. Kardeşim seni kafana mı evet. İstemiyorum. Dur bir sen susar mısın? Köşeye attı. Dur bir sen susar mısın? Köşeye attı. Sen susar mısın? Sen oturuyor musun? Git annenin yanında otur. Kardeşim yanında oturmanı istemiyorum. Çünkü senin hak etmiyorsun. Sakinleş birazcık. Hak etmiyorsun ya. Sen de etmiyor, etmiyor. Sen boş ver. Sen böyle yaptığın müddetçe işte ben sana kızımı vermem ya. Oh. Azıcık bir şöyle... Ya senden isteyen kim ya? Veren kim? Senden isteyen kim ya? Kim verecek sana? Ben ikinizden de istemiyorum ha. İstemiyorsan git. Ben ikinizden de istemiyorum. Git. Nereden çıktınız geldiniz? Ben utanmadan onu... İstemiyorsan git. İstemiyorsan git. O zaman bir saniye sesim çıkmıyor zaten. Emre, o zaman şimdi Nurgül'e sorman lazım. Öyle bir şey yok. Bunları takıyor mu? Hayır takamaz. Madem taktan onu kafasına geçirdim. Madem ki takıyor musun? Aa, takalım. Beni ayağa kaldırmayın. Takıyor musun? Takmıyor musun? Öyle atılmaz böyle atılır. Bak beni ayağa kaldırma Nurgül gerçekten. Gerçekten beni ayağa kaldırma. Kalksan ne olur? Ne yaptı? Ne yaptın Nazlı? Buna rağmen ne yaptın Nazlı? Ne yaptı kızım? Ne yaptı kızım? Alıcın kızını gideceğin yere. Al oğlunu da git ben de gideceğim. Vermeyin bana. Al oğlunu git ben de gideceğim. Gelin güve olur kendiniz oynadınız. Şimdi senin oğlun gelin güve olur. Senin oğlun ayaklarının altına yalvardı yani. Abimi. Alıp gidiyor. Abicim sen bir sus. Sen bir sus. Tamam. Nazlı mı? Bağırma lan konuş benim anneme. Bağırma benim anneme. Sen kim? Atın. Oturmuyorum. O zaman git annenin yanına otur. Bana bak beni ayağa kaldırmayın. Git aşağı otur. Oturmuyorum. Thank you.
Sakinleştim. Sakinleştim ya. Seda Hanım Allah razı olsun sakinleştim. Ula gel buraya gitme bir yere otur aşağı. Neyin oyunu bu Gökhan? Otur aşağı. Şimdi, evet Yılmaz abi. Neyin oyunu bu? Şimdi Seda'ma söylüyorum. Neyin oyunu bu? Bir dakika bir dakika. Sizin o sakin... Biraz sakinleşelim sakin. Emreciğim. Sesim çıkmıyor. Stresimi attım. Evet buyurun. Buradaki atışmalar çok güzel oluyor. Ama halkımızın da bir istediği var. Beni çok kişi de arıyor. Talip komutanım var. Diyor ki artık iki aile uzlaşsın. Bunlara bir yol bulunsun diyorlar. Cevabını Nazlı Hanım'la Gökhan karar versin. Ailesini toplansın. Her zaman dediğim gibi benim komutanımın da istediği bu Talip Bey'in. İki dünya bir araya gelse olmayacağını bileyim. Boşa benim abimin kafasına yüzük attı ya. Allah istese de yok artık. Çok şükür. Bir de kalkıp abime yürüyor. Sen kimsin ya? Çok şükür. Sen kimsin Safiye, ya? Senin de fikrini alalım. Ya kusura bakmayın abi ya. Tamam. Sen kimsin tek ya? Tek tek arkadaşlar. Ya? Safiye, milletin sence bu uzlaşmanın yolu ne olmalı? Yani herkes uzlaşsınlar istiyorlar ama bir yol yok. Benim gördüğüm bunlar kadarıyla. Asla uzlaşamazlar. Çünkü Nazlı Hanım istemiyor. Bu baştan beri istemediğine göre Gökhan Bey de şu an aynı fikirde. Evet. Bunlar zaten kendi aralarında bir çatışmaları var. Aşk burada kazanmıyor. Çünkü bunların arasında gerçek aşk yok. İkisini de inandıramadılar. Yok ki. Hayır bunların arasında aşk yok, inandıramadılar. Ablacığım ben kafasını zaten... Kafasını atsın ben de susayım abicim, öyle mi? Abicim bir dakika ben konuşacağım. Kafasını alsın abimin yüzüğü. Ben de Nurgül. Susayım. Kesti. Nurgül. Pabuç ben burada sen konuşmayacaksın. Benim tamam, zaten ben pabuç gibi. Abim var diye susuyorum. Nurgül. Haddimi biliyor musun? Sen kafayı atamazsın yüzük falan. Nurgül. Kes sesini terbiyesiz. Sen keseceksin sesini. Kaldırma belaya. Allah oğlunu git. Ya bir bak adam ol. Kim anlamıyorsanız. Sen benim oğluma şaşırmayamazsın. Gidersin. Yok. Abim olup götürür. Sen benim erkek adamını veriyorsun. Tamam mı? Haddini bilecek. Madem seni bileceğim. Haddini biliyor. Sen Nazlı Hanım. Haddini biliyor. Nazlı Hanım. O da bilirdi. Nazlı Hanım. Nazlı Hanım. Anneciğim. Nazlı Hanım. Nurgül ben buradayken sen konuşmayacaksın. Bu bir. İkincisi benim lafım üstüne laf söylemeyeceksin. Bu iki. Nazlı Hanım ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfen benim kızıma, kardeşime ağır kelimeler kullan. Yakışmıyor size. Lütfen. Yakışmıyor size. Hayır Nazlı Hanım yakışmıyor size. Bak yaşınıza hürmeten susuyorum. Yaşınıza hürmeten susuyorum. Yaşınıza hürmeten susuyorum. Lütfen. Bak lütfen. Ne olur. Böyle kelimeler kullanmayın. Lütfen. Kalbinizi kırmak istemiyorum. Kimse benim kalbimi kıramaz. İşine bak yere. Bir tane dost yok ya. Yok. Bir tane. Emre benim canımı sıkma. Bir tane. Ne yaparsan yap. Bir tane. İstersen dünyayı getir bana. Ben sana kardeşimi vermem. Şunu bana ben yaptırdın ya Gökhan. Bak bunu asla unutmayacağım. Şu kadın kafamdan aşağı bu yüzükten atacak attı tabii ya. Bunu ona ben söyledim. Ben sana şey ömrümüz ne boyunca bizim seninle yıldızımız barışmayacak. Bak bunu bil. Barışma. Bizim seninle asla yıldızımız barışmayacak. Barışmasın. Biz evlensek bile belki o kapımıza bile gelemeyeceksin. Bak bunu daha kadar söylüyorum. Sen, yok sen söylüyorum. Sen evlendin de. Söylüyorum. Sen evlendin de kalk seni kapıya öngörüyorsun. Sen oturup o evde bir sen çay bile içmem. Sen kendini ne zannediyorsun lan? İçmem o evde bir çay. Sen kendini ne zannediyorsun? Ben sen kendini ne zannediyorsun? Emre. Sen kendini ne zannediyorsun? Şu kız, bakar mısın? Senin sen kızı, attı. Sana kızı verdim de çay içmeye de geleceğim ben. Bak, sen çok beklersin. Senin yüzünü attı benim başıma. Sen avucunu aşağı yala, avucunu. Ne avucumu yalayacağım? Avucunu yala. Emre. Havada bulut, sen Nurgül'ü unut. Önce konuşuyorum. Havada bulut, sen Nurgül'ü unut. Çok şükür. Emre bana bakar mısın? Önce konuşuyorum. Peki, peki bir sakinleşelim. Nilüfer Hanım'ın açıklamaları var. İzleyelim. Açıklasın görek. Hanım. Efendim canım. Kaç yaşındaydınız? Kaç yaşındım? 80. 80 yaşındasınız ama maşallah Allah uzun ömür versin. Gençlere taş çıkartırsınız. Ne yapalım? Toprakta çalışan daha çok genç oluyor. Neye, neye borçlusunuz gençliğinizi? Neye borçluyum? Ayrana, peynire, patates, taze fasulye. Her şeyden yiyorum yani. Ekmeğimi topraktan çıkarıyorum. Peki bu Nurgül ve Emre için şimdi son durum. Sen nişanı yapacağım 3 Haziran'da diyorsun. Yapacağım. O gün onun annesi ona aday buldu. Benim kızımın da adayı hazır. Hem de para da güzel damat. Her yerde şeyini bilir. Konuşmasını odur kalkmasını bir insan. Yani siz Nurgül için bir damat adayı mı buldunuz? Tabii. Niye bulmayayım ki?
Nurgül ne diyecek bu işe sizce? Nurgül de evet der herhalde sanırsın. Tabii. Ben bulduktan sonra tabii, kardeşi bulduktan sonra tabii evet diyebilir yani. Emre ne olacak peki? Emre de annesinin yanına gitsin. O ki annesini şey yapmıyor da. Dudu'ya annesinin yanına gitsin. Bıraksın kızımı. Kızım kururla oynamazsın. Benim kızımla kururla oynayacak bir insan değil o. 3,5 senedir ayarlıyor. Buraya geldi Emre. Sen burada nasıl buldun Emre'yi? Gözün tuttu mu? Gözüm biraz. Tamamen değil yani. Tercih etmedim onu kızıma karşı. Emre Bey Nurgül'ü bakamaz. Taşıyamaz. Benim kızımı ellere ihtiyaç eder. Ama kendine güveniyorsa, bak kendine güveniyorsa ondan sonra çıksın ortaya. Bir tarafa son versin. Bu iki dini oynanmıyor artık. Ya ayıp oluyor yani. Ya o ya annesi. Benim kucağızımı üzüyor orada. Ağlatıyor onu. Onun bir gözünün damlası benim dünyam yani. Peki Nazlı Hanım'a ne diyorsunuz? Bana bak Nazlı Hanım. Orada konuşuyorsun ama yanlış konuşuyorsun kardeşim. Azıcık kendi önceki düzen ver. Efendi ol, oğlunu aşağı bastırma. Senin oğlun benim kızımdan neyesini bulamaz. Tamam, orada nişanlayacağım diyorsun ama bunu yapamazsın. Ama yaparsan yap, ben de oraya gelirim. Ben de onu orada nişanlarım. Ne olacak o zaman? Bizim damat adayımız çok zengin, güçlü. Efendi, olkun. Annem sana kötü bir şey sorgulamıyor. Benim ağırlığımı da sorgulayamaz. Hayır. Annem sana kötü bir şey kullanmadı. Sen ergelimeyi yanlış anlıyorsun lütfen. Ben yanlış anlamıyorum. Baksana, hayır yanlış anlıyorsun lütfen. Şey kusura bakma da ben burada anneme sana karşı et ezdiremem yani. Allah Allah biz ana değilik yer çabalıyor. O işi geçin. Hayır o işi geçin. Siz meydanları boş buldunuz. Nazlı Hanım siz meydanları boş buldunuz. He. Ben buraya geldim. He. Her şey değişti. Ablacığım sen değildi. Ablacığım, anneciğim sen değildi. Emre benden korksun. Çok. Ben niye korkuyorum? Sen benden kork. İştah mısın? Kimsin? Sen ben kim biliyor musun? Evet, hiçbir şey değilim. Neyden korkacağım ya? Neyden korkacağım? Hiçbir şey değilim. Öyle mi? Senin o yanında oturduğun kızın abisiyim. Yanında oturduğun kızın abisiyim. Tamam mı? Abi saygı duyuyorum sana. Diyorum ki... Sen bana saygı duyuyorsun. Başka bir şey demedim sana ya. Sen bana saygı duymuyorsun, tamam mı? Ben eğer bana saygı duysaydın... Eğer sen bana saygı duysaydın... Benim gönlümü hoş tutardın. Ben mücadele ediyorum. Senin kızınız da var mı? Benim kızım da var. Benim kızım senin ayağının tipine Emre, geldi. Emre sana bir şey diyeyim oğlum. Avrat vardır bir çöpten 40 ocak yakar. Avrat vardır 40 çöpten bir ocak yakar. Ya bırak şu. O yanındaki bir çöpten bir ocak yakamaz. Bırak şu eski şeyleri ya. Gökhan lütfen. Yazık sana yazık. Gökhan lütfen. Bırak yazık. Anne konuş ana. Konuş. Ne istiyorsan konuş ana. Nazlı anneciğim bırak şu eski lafları Allah aşkına ya. Eski camlar bardak oldu. Hangi tarihte yaşıyorsun? Tabii, hangi yılda yaşıyorsun yanlış ya? Yanlış söyledim. Tabii. Hangi yılda yaşıyorsun ya? Siz büyük olacaksınız. Bize ön ayak olacaksınız. Sen önce büyüğüne saygıyı göstereceksin. Sen önce büyüğüne saygı göstereceksin. Kimsin diye geldin? Sen önce büyüğüne saygı göstereceksin. Saygı. Size bağırmaktan nefesim kısıldı. Hayır. Ne yaparsan yap Emre tamam mı? Ne yaparsan yap. Siz burada bunu çok ezdiniz ama bu sizin ezmenize artık daha ben müsaade etmeyeceğim. Aha buradan siz onun arkasında kadar ben daha gibi varım. Beni kaldıramayacağım. Aha buradan sizin geldiğiniz görüşüm zılgıtla arkadan çıkıyor. Vallahi ne yaparsa yapıyor. Umrumda bile değilsiniz. Umrumda bile değilsiniz. İnan Allah'a siz de benim umrumda. Umrumda bile değilsiniz. Bir düşseyiz yakamızdan Allah'ın izniyle. Ben size söyleyeyim mi? Geldi kendinize. Siz bana... Yok yüzsük getirdiniz. Siz bana her şeyi de verseniz... Yok bilmem ne getirdiniz. Siz bana her şeyi de verseniz Nazlı Hanım... Ben size kızımın tırnağını vermem. Oy kurbanım tırnağıma geçsin olsun kurbanım. Ne yaparsanız yapın ya. Çok meraklıyım. Ot bir meydan. Oho. Sen önce oğluna sahip... Oğluna sahip çık. Oğluna. Allah razı olsun. Dedim o. Hey gidi sevdalım
etme geliyorum sevda. Geçen bir Trabzon seyahatinden sonra şimdi görüntülere bakıyorum da ne kadar mutluydunuz. Her şey güzeldi. Bitirdiler, bitirdiler. Ben sana bir deri bir gemi kaldı. Neresi mutlu? Hayatı bitti, hayatı söndü. Neyin peşindesin? Bak hele bak, kurudu kabında kaldı. Milletin şeyine yetişmeden baksana halına. Ya dışarıdan bakınca böyle söylüyorum. Ya Emre bırakmıyor. Yazık böyle. Benim oğluma ya. Yazıklar olsun sana Nazlı oğlum Hanım, ya. Nazlı Hanım. Beynimi yıkadılar. Bak bir şey söyleyeceğim. Duymuyorsun yani. Bir şey söyledi, duymuyorsun. Ha. Sakin. Gitsin, ben iki gün ağlarım, üç gün ağlarım ya. Allah. Ne yapayım? Niye ağlıyorsun? Gidiyorsa gitsin yani. Niye ağlıyorsun? Ne yapayım, istemiyor annen Emre. Şey anneni razı edeceğiz diye. Ben... Emre istiyor diyorsun ya. Sen benim ben istemiyorum demiyorum. İki gün ağlarım, üç gün ağlarım. Alışırım diyorum. Oğlum başa kız mı yok lan? Lan elini öpen kapına gelir. Sen ha kız mı yok lan? Bulmuşum niye? Gül gibi kız lan. Niye gidiyoruz? Gideceğiz. At o elindeki. Emre. Çığırına çıkartma. Ne olacak? Saygıya bak, terbiyeye bak. Ya şu kadını sustur. Abinle ayrı uğraşıyorum. Seninle ayrı uğraşıyorum. Hepinizle ayrı uğraşıyorum. Bir uğraşmak istemiyorsan ayrılalım Emre. Ne
kadar güzel şey. Biz niye uğraşıyoruz? Benim de anlamıyorum ben de ya. Ben anlamıyorum Emre, yani. Senin annenle herkes, niye uğraşıyoruz ben, anlamıyorum ben. Ben gel yanıma gel oğlum. Gel boş ver. Niye uğraşıyoruz? İstiyorsan istiyorsan 3,5 senedir bunun annesi istemiyor. Ben adam, niye bekleyeyim abi ya? Adam bir istemiyorum sayıyor, ya. Saya saya bitiremiyor. Ağlarım. 3 gün ağlarım, 5 gün ağlarım, 10 gün ağlarım. Bir sene ağlarım ya. Emre, annen yüzükleri atınca Gökhan'ın gösterdiği tepki çok yerindeydi. Kusura bakma. Abla benim canım. Millet geldi 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 güveye oluyor. Arkadaş ya. Ne demek ya? Millet geldi geldi. Ben oradan utanmadan yüzük gönderiyle. Seni kafana attı. Ben bu kadar böldüm de çocuğuma yüzük alamayacaklar. Köşeye attı. Ne demek? Ay. Köşeye attı. Köşeye attı. Ne demek ya? Benim yere kurban ederim. Bir tek tek bir saniye ne olur. Evet. Tenekeyi kurban ederim değmeyene. Seda Hanım, Emre'yi şu vaziyette görüyorum ya. İçimin yağları eriyor. Zevk alıyorum. Zaten siz bu çocuğun hayatı... Zevk alıyorum. Yağı erite erite bir oldunuz. Zaten kuruttunuz çocuğu. Oğlun ikna et. Al Nazlı Hanım. Alacağım merak etmeyin. Al gözünü alacağım. Seveyim al. Sen de alacağım, kurtul ben de buradan kurtulayım var ya. Kalkmayacağım oğlum başka almadan. Hadi. Recep uzun zamandır görmediği oğlunun doğum günü için Sakarya'ya gitti. Çocuğunun yanında olmak isteyen anne ya da baba eldiven takar, maske takar gene yanında olur. Ne olur, ne olur, ne olur. Ama akıllara durgunluk verecek hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Ne hissettim? Bilmiyorum ne hissettim. Arkadaş nereye kadar ısrar ediyorsun ya? İstemiyoruz da. Baba Recep Bey, oğlu Recep'ten öyle bir şey istedi ki şok olacaksınız. Ne için imza aldım? Çünkü... Recep'in imzaladığı o kağıtta ne yazıyordu? Peki bu kağıtta yazanlar Aslı'yı ne kadar ilgilendiriyor? Ve tüm bunlardan sonra Recep'in kararı ne olacak? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Kesiler yollarımı, iki koldan bir yana.
kesiler fermanımı seni sevdiğim için kesiler fermanımı eman 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 kesiler fermanımı. Gör mahallesinin dip dibede damları, Antep'in hamamları, sallanır gül havları. Hoş gör mahallesinin dip dibede damları, çiğ köftenin adına, baklavanın tadına, yederler muradı, yederler muradına. Hele 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 Antep'im, gel yanıma dil tatlım. Çift telli çalıyor kalkın da oynayan. Hele 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 Antep gül, gel yanıma dil tatlım. Çift telli çalıyor kalkın da oynayan. Hele 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 Antep gül, gel yanıma dil tatlım. Çift telli çalıyor kalkın da oynayan. Hele 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 Antep gül, gel yanıma dil tatlım. Çifte telli çalıyor kalkınla oynayan. Yarın Allah'ın izniyle Antep'in kalesine çıkıp ferman uzatacağım, böyle ferman yazacağım. Nurgül seni istemiyorum diye böyle destan göstereceğim. Ben de sana ölüyorum. Yarın saat 2'de göreceksiniz. Gün Antep'te böyle sallayacağım o kağıtları. Ben de sana ölüyorum. İşte. İnşallah. Ben de Boztepe'ye çıkıp seni istemiyorum diye fermana yazdıracağım. Kızım senin ele demek bana zevk verir biliyor musun? Çok mutlu seni oluyorum. Seni istemiyorum ama oğlunu istiyorum işte. Oğlumu da isteyemezsin. Geç onları. İstediğin için müzikleri başımdan açtım. İşte Emre. Senin annen attı diye attı. Emre, Gökhan bunları annenden duyduğu için bu tavrı yapıyor. Anladın mı? Şimdi bu stüdyoya gelince her şey değişti diyorsun ya. Geldiğinden beri annenin tavrını görüyor. Ama istemediğini görüyor be oğlum. Benim ailem ikna edecek. Ama daha yeni mi duyuyor Gökhan? Benim ailem zaten ikna olmayacak. Televizyonlarda hiç mi görmedi? 2,5 aydır bas bas bağırayım istemeyeyim diye. Anneciğim. Şimdi mi geldin gördün? Anneciğim. Hacı. Ben buraya gelecektim. Ha. Ama beni Nurgül buraya getirtmedi. Niye hacı? Emre'ye i̇şte söyledim diyor. İşte bu yüzden. Gelsem diyor. Anne. Buraya gelsen diyor. Burada işler karışacak. Ben bunu Emre'ye söyledim diyor. Ben de dedim Nurgül'e ki Nurgül ben zaten Emre'yi istemiyorum. Canım Allah razı olsun seni çok seviyorum. İstemiyorum. Ben istemiyor dedi Allah diye. Allah ömrünü bereketle. Amin. Sen annenini kesmiyorsun. Efendim, 2 gün geldim. Hı. Sen de kaldın. Bak her zaman hiçbir zaman saygımı bozmadım. Allah razı olsun. Beni çok güzel ağırladın. Konuştuk, sohbet ettik. Sen 2 günde bir insan bir insanı tanıyamaz ama belki de 3 aydır bizi izliyorsun. Ki yanına da geldik. 2 gündür beni hiç mi tanıyamadın? Tanıyamadım. Bak tepkin çok farklı, etkin çok farklı, yaptığın her şey çok farklı. Çünkü... Yani ben oraya gidip Trabzon'daki gördüğüm Gökhan farklı, bu stüdyoya gelen Gökhan çok farklı. Beni dağlara çıkartıp orada yemekler ısmarlayıp yedirttiren, o muhtarlar gelen, bizi çok güzel ağırlattıran... Saygı, mesela orada senin de kendine göre bir çevren var, sayılıyorsun, seviliyorsun değil mi? Evet. Bizi bunları gösterdin kendine. Ama buraya gelip Gökhan, neden böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorum biliyor musun? Yapma kurban olayım. Neden böyle yapıyorum biliyor musun? Çünkü orada ben seninle görüştüm, konuştum. Doğru mu? Doğru. Yedik, içtik, gezdik. Yediğimiz, içtiğimiz orada kalsın. Ama buraya geldin, orada bana farklı konuşuyorsun, buraya geliyorsun farklı konuşuyorsun. Sen çünkü burada anneni ezemiyorsun. Ezemem. Tamam. Sen ezer misin anne? Ezmem. Bir saniye. Ezmem anneciğim. Gökhan'la tamam. Biz konuşacağız. Tamam. Ezmem anneciğim. Müsaadeni isteyeceğim. Ezmem anneciğim. Sözümü bitireyim kardeşim. Bak eğer sen gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsan ilk birliği ben bunu sana her zaman söylüyorum. Anneni ikna edeceksin. Anneni ikna et ondan sonra gel beni de ikna et. Gökhan herkes... Ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bak Emre. Ben öyle şeylere gelemem. Anladın mı? Ben sana şunu söylüyorum. Sen 3,5 yıldan beri buradasın ya.
Doğru mu? Seviyorsunuz Cebir'i. Sevgiliyiz biz. Üç buçuktan beri sevgilisiniz. Evet, doğru mu? Hatta dört oldu. Dört oldu. Ne doğru? İki buçuk aydan beri de programdasınız. Doğru mu? Doğrudur. Sen bu programda kendini bize anlatamadın. Tanıtamadın. Çünkü hep siz burada Nurgül'ün üzerine gittiniz. Ailece. Hayır. Gittiniz. Kızınız bize çok kendini çok iyi tanıttı bağıra çağıra. Burada işte bak burada işte benim gözümde düştün sen. Yanlış düşünüyorsun. Eğer benim gözüme girmek istiyorsan. Yanlış bak, konuşuyorsun. Bak, gerçekten benim gözüme girmek istiyorsan. Ben sana bir şans vereceğim. Vay çok büyük fedakarsın. Benim kimsenin şansına ihtiyacım karşımda yok. Düzgün oturur musun? Bir ağırlık bak. Karşımda düzgün oturur musun? Hayırdır? Otururum. Sen söyle. Yok bir şey söyleyeceğim. Kimse karşımda düzgün oturur musun? Bana kimse karışmasın abi. Emre karşımda düzgün oturur musun? Bak. Ya sen kimsin? Ne söyleyeceğim? Işte. Bir gelmeye bak sen de ayak ayarmışsın. Ben abisiyim. Abisi olabilirsin. Saygı duyuyorum. Ama ben sana verdiğim saygının hiçbirini görmedim karşılıklı. Görmedim. Sen bana saygı vermedin ki. Ben sana saygını kralı verdim. Hatta iki dakika önce sana şu şekilde anlattım. Gittik dedim. Allah razı olsun. Bir daha mı anlatayım tekrar? Gerek anlatmana yok. Gerek yok. Ben ne yaptığımı sana karşı anlatayım. Güzel, ben adıma bir kere anlatırım. Daha anlatmam. Bir, sen benim anneme saygılı oluyor musun da ben sana... Ben buraya olacağım. Geldiğim zamandan bak, bu yana. Bekle bak. Be. Dinle beni tamam, ya. Karşılıklı dinliyorum. Konuşalım. Dinliyorum. Ben seni dinleyeyim sen beni dinle. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen benim anneme saygı duyuyor musun? Bağıra çağıra konuşuyorsun burada. Benim annem diyorum. Ben annemi sevdiğim için buradayım. Çiğ balık bak. Yedim, çiğ. Evet sevdiğim kadın için de çiğ balık yedim. Yedi. Bak orası ayrı bir konu. Şimdi. Lafınızı kesiyorum ama bak damat olarak. Karadenizler gibi çiğ balık yedi yavrum. Daha bak, nasıl ispat etsin? Ben hayatımda yapmayacağım şeyleri bu kadın için yaptım Gökhan. Hayatımda kimse bana yaptıramayacağı şeyleri bana bu kadın bir kelimesiyle yaptırır. Hiçbir şekilde yapmama gibi bir ihtimalim de yok. Konuşman bitti mi? Bitmedi. Ben seni dinleyeceğim. Sen tamam. De beni dinleyeceksin. Anneme saygılı ol. Ben sana saygılı olacağım. Bir, anneme... Saygısızlık anneme yapmadı ki. Çok bağırdı anneme. Sinirlendi anneme o çok anda. Bağırdı. Saygısızlık yapmadı bağırmaması yani. Gerekiyor. Gökhan'dan beklenmedik hareketler. O anda Gökhan, sana sinirlendi. Efendi bir adam. Çok. Düzgün bir adam. Çok. Ben severim, sayarım kendisini. Saygı da duyarım ama bazen birbirimizin gözünden düşüyoruz biliyor musun? Evet. Sinir anında yaptığımız şeyler doğru. Yüzüne. Sen sinir anında yapıyorsun. Gözümden düşüyorsun. Sen diyorsun ya Emre gözümden düştün. Düştüm. Sen de benim gözümden düşüyorsun. Düzgün otur falan. Benim hal ve hareketlerime bir kere... Ben 30 yaşındayım. Kimseye kusura bakmasın. Karışamaz. 28. Karışamaz abi. Benim burada istersem ayak ayak üstüne de otururum. Bu benim kendi terbiyemdir. İstersem kalkarım şöyle şu şekilde de otururum. Kimse karışamaz benim oturmama. Bitti mi konuşma? Karışamazsın da. Bitti mi konuşma? Bitti. Şimdi seni dinliyorum. Eğer sen gerçekten bir şeyleri başarmak istiyorsan. Mümkün. Anlatabildim mi? Bak gerçekten bir şeyleri paylaşmak istiyorsan. İlk birlik gönül yapmayabileceksin. Gönül kırmayı değil. Anladın mı ne demek istediğimi? Devam et, dinliyorum ben. İki sana. Buçuk aydan beri buradasınız. Seni ailen izliyor, benim ailem izliyor, sevenlerimiz izliyor. Millete biz, bak siz burada var ya, millete dışarıdaki insanlara kendinizi anlatamadınız. Herkesin aklında bir şüphe var. Ne şüphesi var? Tamam, herkesin aklında bir şüphe var. Siz birbirinizi taşıyamıyorsunuz. İkiniz de birbirinizi taşıyamıyorsunuz. Taşıyamaz benim oğlum. İkiniz de birbirinizi taşıyamıyorsunuz. Ama burada en çok burada yine ezilen... Benim kardeşim Nurgül. Ya bırak Allah'ı sen oğlumun Emre'yle konuşuyorum. Teyzeciğim Emre'yle konuşuyorum. Anne biz erkek erkeğe konuşuyoruz. Teyzeciğim Emre'yle konuşuyorum. Erkek erkeğe konuşuyoruz. Emre'yle konuşuyorum. Gökhan boşalt içini söyle bak. Bilelim biz seni. Siz bunu Allah burada çok Teala. Ezdiniz. Teyzem farklı ezdi. Kardeşim farklı ezdi. Yalan mı arkadaşlar siz buradaydınız. Ondan sonra gel gelelim. Nurgül burada ne dedi? Burada Seda Sayın abi ablamıza da burada söz verdi. Dedi Seda Hanım dedi senin için dedi bir kere dedi kadınlığımı çiğneyip dedi annenin ayağına gideceğim dedi. Vay. Gitmedi mi? Gitti. Neyle karşılaştı? Sen çok iyi biliyorsun. Kapıdan içeri bile giremediniz. Giremez. Ben seni tanımadığım halde sen benim yanıma geldin. Ben seni bekledim aldım evime gittik yedik içtik gezdik. Benim burada oğlum, şimdi hürmet saygısızlık etmedi burada şimdi hürmet kim yaptı sana? Hizmet kim yaptı sana? Ben de burada sana eğer, müsaade eğer gerçekten, bak eğer gerçekten sen Nurgül'ü seviyorsan bana bunu ispat edeceksin kardeşim. Sen de bana burada müsaade etseydin ben sana orada gösterdiğinin 10 katını gösterirdim. Hayır kardeşim. Gösterirdim. Çünkü ben senin sevgine inanmıyorum. Bunu, göstermedim. Bunu her zaman söylüyorum. İnanma. Yok ki sevgi. Sen inanmıyorsun ya Nurgül. Çünkü inanma. Sen benim kardeşimi taşıyamazsın. Taşıyamaz. Ben sende o kabiliyeti görmüyorum.
Ya niyetler farklı niyetler. Hayır. Niyazlar farklı, siz niyetler önce, farklı. Siz ilk önce, bak niyetiniz Emre farklı. siz ilk önce birbirinizi taşımayı bileceksiniz. Benim oğlum taşıyamaz. Ya siz milletin ağzına çok bakıyorsunuz ya Seda Hanım. Gerçekten milletin ağzına çok bakıyorlar. Maalesef. Sevmiyorum benim oğlum. Burada çok güzel, dışarıda çok güzel gerçekten. Gözlemledim. Bak dışarıda gerçekten gözlemledim. Yok sen de bir beylesin takip bir beyle abi. Cumartesi mi cumasın? Ama aralarında bir şey oluyorlar, tartışıyorlar. İşte böyle yaptıklarını ise ben sana güvenmiyorum. Gökhan şöyle söyleyeyim. Sen bunu hep aşağı basmaya çalışıyorsun. 50 yıllık evlilikler, 40 yıllık evliliklerde de herkes kavga edebilir. Bu normal bir şey. Ay, bu kadar çok olmaz. Bu normal değil. Annenin istememesinin nedeni de bu. Sizin çok tartışıyor olmanız. Annen de haklı. Çok tartışıyorsunuz. Yanlış mıyım Seda Hanım? Haklısın. Hakaret. Haklısın. Bir de çok haklısın. İki dağın arasında kalmışam. İki maalesef ki istenmeyen şeyler. Nazlı Hanım kendi tarafında haklı. Gökhan kendi tarafından haklı. Deminden beri bakıyorum Sultan Gökhan'a hak veriyor. Şadıman Emre'nin durumuna üzülüyor. Yani bu işin içinden çıkamıyoruz. Biraz arada bir oynuyoruz, zıplıyoruz hani ortam yumuşasın diye. Ama
Emre stüdyoyu terk etti en sonunda. Recep ve Aslı gelin bakalım buraya. Recep'i dün çocuğunun doğum gününü kutlasın diye tek başına çocuğunun yanına gönderdik. Önce Recep ve Aslı ile ilgili bir hatırlayalım. Ondan sonra konuşacağız. Bizim sülalemize yakışmıyor. Biz çok geniş bir aileydik. Bu bizim hafı. Bütün kabahat Recep'te. Bütün suç Recep'te. Biz bu kadarını kaldıramayız. Hadi bakalım. Biz bu kadarını kaldıramayız, biz tamam mı? Bu kadarını kaldıramayız. Evladımızı da rek etmişiz. Gitsin bunun olsun. Üzüldün mü? Böyle olacağını biliyordum. Tamam, üzme kendini. Zaten başından beri de ben Recep'e dedim. Tamam. Bir babam yok, bir babam oldu dedim. Keşke demeseydim. Ama bu saatten sonra kesinlikle artık bitti. Kapıdan kovuldular ama Recep'in anne ve babası bize özel konuştular. Aslı Hanım'ın annesine, ailesine sesleniyorum. Lütfen artık yeter. Kızınızı alın, çocuklarının başına çağırın. Çocuklarıyla ilgilensin. Oğlumuz da artık bizimle ilgilenmek mecburiyetinde. Bizimle ilgilenecek bağ bahçesi var. İki tane çocuğu var Recep'in. Lütfen. Seda Hanım lütfen. Yardımcı olursanız çok makbule geçecek. Unutmayacağız sizi. Sizi seviyoruz Allah rızası için. Çalışanlarınızı hepsini, hepinizi seviyoruz. Bize yardımcı olun lütfen. Şimdi görünce ne hissettiniz? Ne hissettim? Bilmiyorum ne hissettim. Çok çok böyle üzüldüm, çok ağladım. Aslı'yı bırakıp gelse kabul eder miydiniz? Aslı giderse Recep gelir. Aslı giderse gelir. Aslı gitmezse asla istemiyoruz. Soyadını değiştirecek. Bizim soyadımızı alamaz o kadın. Asla alamaz. Seda Hanım'ı çok seviyorum. Ona çok selamımı söyleyin. Bu nikahı biz istemiyoruz. O kadını ailemize kabul etmiyoruz. Bu nikahı yapmasın. Mobali günahı onun olur. Ben ilk defa şöyle bir şey hissettim ve şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İlk defa. Diyorum ki sen annenin babanın yanına bir dönsen. Tek başına. Recep. Aslı gitmeden kabul etmiyorlar. Asla etmiyorlar. Hayır, bir git sen tek. Biraz onlarla zaman geçir. Yani ne istiyorlar onu anla. Aslı da annesinin yanına gitse. Biraz ortalık sakinleşse. Oğlum bence böyle bir şey yapın ya. Bir gidin ayrı ayrı dedim. Biraz kafanızı toparlayın. Gitmiyorlar gördüğünüz gibi. Biz evlenmek istiyoruz. Kararlıyız diyorlar. Vazgeçmiyorlar birbirlerinden. Çocuğunun doğum günü ne oldu? Ya grip olduğum için gidemiyorum şu anda. Çocuğa geçmesin diye hem yollarda. Çocukla konuştun mu? Çocukla konuştum. Doğruları konuş bak. Öğrenirim. Tamam. Çocukla konuştum. Baba gel diyor. Ama tek başına geleceksin diyor. Ben doğru, Aslı'yı haklı istemiyorum diyor. Daha önce ya. Aslı'nın tepesinden inmeyen çocuk, çok seven çocuk, şimdi Aslı'yı istemiyor. Ya olabilir. Aslı çok baskıcı. Çok baskı uyguluyor Recep'e, bırakıp gidemiyor. Aslında şu an yalan söylüyor Recep. Nasıl bir baskı yapıyorum? Her türlü baskı uyguluyorsun Aslı, biz görüyoruz. Geçen gün ağladığını da gördük Recep'in. Doğruyu söyleyelim. Bir dakika, tek tek Recep mi Recep'in ağladığını da gördük. Niye ağladın Recep? Çok hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağladın Recep, anlat. 4 ay çocuğumu göremedim, onun ezikliği var. Niye göremiyorsun? Niye gitmiyorsun? Söyle. Ya kabul etmiyorlar, Aslı olmadan asla gelemez. Aslısız gideceksin efendim. O zaman doğru. Temel'le git diyorlar, ayrılacaksın. Hayır, yalan konuşuyorsun Recep. Yapma. Yapma ama böyle. Şimdi ya. Sen babasız büyümüş bir kız olarak. Evet. Sen babasız, baba şeyi geçtiğinde mevzusu, evet, sen hemen ağlıyorsun. Abla. Adamı niye bırakmıyorsun çocuklarına gitsin? Abla git diyorum. İsterse sen bugün gitsin, ben bir şey demiyorum ona. Allah Allah. Korku falan değil gerçekten. Şu an hatta sesimden de belli. Grip olduğum için çocuk en ufak bir şeyden etkileniyor. Hayır, maskeni takabilirsin. Çocuğunun yanında durursun. Eldiven takar. Çocuğunun yanında olmak isteyen anne ya da baba eldiven takar, maske takar, gene yanında olur. Sen şuradan çocuğuna seslen, git şuraya kameraya. Peki konuş, onunla bir konuş. Muhammed Emin, oğlum, babacığım, sana dün telefonda da söyledim. Ben yarın senin doğum gününe geliyorum oğlum. Doğum gününü beraber kutluyoruz babacığım. Evet. Evet Recep,
Söz verdiğin gibi oğlun Muhammed Emin'in doğum gününe gittin. Gittim evet ama başıma gelmeyen kalmadı. Başına neler geldi izleyelim. Muhammed Emin, oğlum, babacığım. Sana dün telefonda da söyledim. Ben yarın senin doğum gününe geliyorum oğlum. Doğum gününü beraber kutluyoruz babacığım. Sabahın sultanı Seda Sayan 4 aydır görmediği oğlunun bari doğum gününde yanında olsun diye Recep'ten söz almıştı. Recep de oğluna böyle seslenip pastasıyla birlikte oğlunun yanına gitti. Oğlunun doğum gününü kutlayan Recep, babasının isteği üzerine ise bir mektup yazıp imzaladı. Çocuğumun ve daha doğrusu çocuklarımın benden kopmaması için bunu yaptım. Ailemin beni dışlamaması için. Recep o mektuba ne yazıp altına da imzasını attı. Cevabı şimdi canlı yayında açıklıyoruz. Enteresan bir gelişme. Şimdi... Evet Seda abla. Bir kere önce şeyi anlat. Çocuğunla nasıl geçti? Özlemiş seni. Onları anlat. Çocuğumla olan münasebetten önce ben şunu söylemek istiyorum Seda abla. Ben oraya gittim. Önce dediler ki eve girmeyeceksin. Çocuğunla görüşmeyeceksin. Temelli, babam söyledi bunu. Temelli olarak geliyorsan dedi kapıyı sana açarım. Yoksa öbür türlü hayatta açmam dedi. Ve... O kadar sen çocukların bitireyim. Bir dakika dur. Senin çocukların annenle babanla mı? Bir tanesi annemle babamda. Büyük oğlan. Büyük doğum oğlan. Günü olan. Bir dakika. Hep onunla mı kalıyorlar? Annenle. Evet. Okuduğu o için ben düzenini bozmak istemedim. Orada kalıyor. O annenle baban, o yaşlı insanlar bile senin çocuğuna mı bakıyor? Diğeri kimde? Diğeri annelerimde. Kardeşler de ayrı yani şu anda. Evet. Oğlum, senin annenin bakıma ihtiyacı var. Bir de çocuk mu baktırıyorsun? Recep, beni şaşırtıyorsun ya. Recep, seni burada herkes çok seviyor. Şaşırtıyorsun bizi ya. Devamını getirebilir miyim Seda abla? Evet, dinliyoruz. Ben oraya gittim. Hatta aşağıda bayağı bir konuştuk. Komşumuz da vardı. Çok saygılar. Ellerinden öperim Nasip hocamız. Evet. Öğretmenimiz. O bile dedi ki, sen... Bırakmadan, gelmeden asla bu kapıya sokmayız seni dedi. Bu çocuk çok perişan oldu dedi. Ağlamaktan perişan oldu dedi. Baba hasretinden yandı dedi. Ama şöyle bir durum var Seda abla. Ben her aradığımda arkadan bana inanmıyorsunuz, bana kızıyorsunuz ama birazdan göreceksiniz. Her seferinde ben çocukla konuşurken arkadan sürekli çocuğa söylüyorlar. Benim kötülüğüm için, yani senin baban yok. Senin baban öldü, elin çocuğuna bakıyor. Yani o kadını ve çocuğunu istiyor. Sen hiçbir zaman bu çocuklarla olamayacaksın. Çocukları sana göstermeyeceğiz. Çocukların hiçbir zaman seni bilmeyecek. Yemin ederim bunları söylüyorlar. Ben artık yoruldum Seda abla. O kağıt, az önce var ya bir kağıt var diye. Ben sırf ister bana kızın, ister kızmayın ama... ben sırf çocuğumu görmek, doğum gününü kutlamak için her şeyi... Yani her şeyi göze aldım ama bana yapılan o şey gerçekten yani baskı üzerine oldu. Yemin ederek baskı üzerine oldu. Sırf ben çocuğumla zaman geçireyim diye her şeyi göze almış bir insanım. Ama ben artık dayanamıyorum Seda abla. Gerçekten dayanamıyorum, ben bittim. Her zaman siz dediniz ya anne babalar yazdırdılar bana. Her aradıklarında... söylüyorum, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Asliye neler neler söylüyorlar. Ben yine susuyorum, büyüktür diyorum. Saygı gösteriyorum. Ama artık Seda abla yeter. Ayrılma aşamasına geldik, yeter. Kimle ayrılma aşamasına? Asliye'yle. Neden? Sürekli Asliye'yle tartışır olduk. Niye böyle yapıyorlar? Biz bunların kötülüğünü istemiyoruz. Siz Aslı'yla hep tartışıyormuşsunuz. Siz 8 ayda 8 ev değiştirmişsiniz. Annemle babamın bu yaptığından dolayı. Siz ikiniz geçinemiyorsunuz. Konuşma. Siz ikiniz geçinemiyorsunuz. Ama sebebi bu Seda abla. Siz çok yanlış bir çiftsiniz. Siz ikiniz asla yan yana olmamalısınız.
Siz geçiremiyorsunuz. Sana gelince Recep. Bak sen çok iyi bir adamsın. O da çok iyi bir kız. O ayrı bak, bu çok ayrı bir şey. Çok ayrı şeylerden bahsediyorum. Sen o hasta annene, o yaşlı babana, o küçücük çocuğu bak o çocuk neler çekmiş diyorsun. Orada öğretmen büyüğümüz var diyorsun. Öğretmen dedin değil mi? Evet. O bile sana bu eve giremezsin bu çocuk neler çekti diyorsa haksızsın. Sen bak burada gencecik çocuklar var. 20'li yaşlardalar değil mi? Sen örnek olacak yaştasın. Sen daha aklı erecek yaştasın. Evet. Sen şimdi çoluğun çocuğunu bırakıp aşkının peşine düşüp böyle zevke dalmamalısın. Önce çocuğum. O senin hasta annen o çocuğuna bakmak zorunda mı be? Günah değil mi ya kadına? Önce hiç kimse kusura bakmasın. Önce evlat. Evlat. Öyle bir şey yok. Ben... Üstelik de bir erkek çocuğu. Evet. Sana ihtiyacı var. Yani sen bu işleri yoluna koymadan birbirinizin derdine düşmüşsünüz. İşlerinizi halletmeden olmaz. Aynen. Annenle babanla yapamamışsınız. Yani olmuyor. Siz ikiniz annen de bağlandığında söyledi. Kendinize bir şey kurmuşsunuz. Herkesi dışlamışsınız. Öyle bir dünya yok. Olamaz. Yazık bak ağlıyor bakın. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Affınıza sığınarak ben oraya doğum gününe gittim ya çocuğum. Çocuk diyor ki baba kapıyı kilitleyim gitme. İşte ben. Dar tabii ki. Gerçekten kapıyı kilitleyim gitme diyor. Demek ki annem baban haklı. Sana kızmakta da haklı. Her şeyi yapmakta haklılar. Çünkü o çocuğun halini görüyorlar ya. Recep ve Aslı bence sizin ikinizin ilişkisinde sizin dışınızdaki herkes zarar görüyor. Bunu hiç düşündünüz mü? Ben Seda abla çok özür dilerim. Ben ablamla bile şu anda konuşmuyorum, görüşmüyorum. İşte ama ben... Çok sevdiğim, değer verdiğim ablamla bile şu an görüşmüyorum. Çünkü haklılar. Kusura bakma. Haklılar. Doğru bir bütün ailem, bütün akrabalarım beni sıkmış durumda şu anda. İşte yani şimdi sen diyorsun ki ben aşık oldum. Seda abla beni evlendir ama her tarafı kırıp dökmüşsün. Başta evlat, evladın gönlü olmadan bu iş olmaz. Senin çocuğunun sana ihtiyacı var. Siz bir arada yapamıyorsunuz. Senin evlenmek istediğin kadın senin annenle yapamıyor, babanla yapamıyor. Olmuyor. Recep'ciğim. Hatice Hanım var telefonda. Aslı'nın annesi. Hatice Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkürler. Hatice Hanım dinliyoruz sizi. Evet. Konuşanları dinledim. Recep doğum gününe gitmiş. İyi. Çocuğunu Allah'ım nice yaşları ermek nasip etsin. ama bana kağıt yazdırıp imzalattırdılar dedi. Evet. O kağıt ne sebeple yazılmış? Recep cahil bir çocuk değil. Anlattı mı sebebini? Madem öyle benim çocuğumu 14 aydan beri orada niye bekletmiş? Birincisi. İkincisi. Benim çocuğuma annesi babası yapmadığı, söylemediği hakaretler kalmadı. Ben yine de onlar büyük diye bağlanıp da bir kelime söylemiş insan değilim. Kalplerini de kırmadım. Ama Aslı'ya söyledikleri kelimeyi bana da yansıtıyorlar. Onlar beni tanımış mı? Onlar beni tanımış mı? Gelsinler beni bir tanısınlar. Ondan sonra benim çocuğuma iftira atsınlar orada. Hatice Hanım. Efendim? Şimdi bana göre sizin de bir anne olarak bu evliliğe onay vermemeniz lazım. Çünkü bu evliliğin sonu hüsran. Evet. Hüsran. Yine bir ayrılık yaşayacak kızınız. Günah değil mi? Bence kızınızı yanınıza alın. Yani... Bak, bu, şimdi Recep'i annesi babası reddettiği zaman Recep Aslı'ya nasıl bakacak? Çocuklara nasıl bakacak? Böyle düşünün ne olursunuz. Hayat ikisinden ibaret değil ki. Aslı'nın da 4 tane çocuğu var. Aslı'nın 4 tane çocuğunu sürmeyin ortaya. Hayır, sürmüyorum. Aslı'nın çocuklarının zaten 2 tanesi babada.
Ama neticede... Ben zaten kızı ben zaten ne babaya veririm ne anneye veririm. Ben kimseye vermem kızımı. Ama Aslı'nın yanında bir tane çocuğu var. 4 tane çocuk diyorsunuz. Ben hanımefendi, bu oyunu... Aslı... 4 tane çocuğu var. Aslı'nın 4 tane çocuğu var. Evet. Yapmayın. Evet, var. Bak, var. 4 tane çocuğu var. Ne demek ikisini saymayın? Bismillahirrahmanirrahim. O zaman madem bak, madem aa, niye kabul etmişti Recep gel demiş benim çocuğumu tam Sinop'tan Kocaeli'ne çağırmış. Hatice Hanım, sen bu evliliği doğru görüyor musun? Ben de oldu bitti ben doğru görmedim ama ayrılmıyorlar ben ne yapabilirim? Olmaz, olmaz. Ben ne yapabilirim bak dün Recep doğum gününe giderken beni aradı. Anne ben Sakarya'ya oğlumun doğum gününe gidiyorum dedi. Ben de dedim ki oğlum Allah nice yaşları ermek nasip etsin dikkatli ol dedim. Ben sana ne diyebilirim? Sen oğlun doğum gününe giderken Hatice Hanım'dan izin mi alıyorsun? Yok hayır Aslı bana şey demişti ben programa çıkıp konuşmayacağım. Annem babam bağlanırsa tek kelime etmeyeceğim demişti. Ben de dedim ki en azından Seda abla bir şey sorarsa söylerse ona cevap versin. Doğru mu Hatice anne? Evet. Cevap versin dedim. Sadece bu kadar. Ay doğum gününe kilo giderken... Kilo oynamak değil. Doğum gününe giderken Hatice Hanım'a niye soruyorsun? Ayrıca... Anneler gününe gelirken izin alamayıp da gelemediği gibi. Olur mu böyle bir saçmalık ya? Ana ayrı, sevdiğin insan ayrı yahu. Böyle Aslıcığım, bir şey var mı ya? Hangi kitapta yazıyor? Aslıcığım annenle konuşur musun? Anne. Efendim? Zaten başından beri biliyorsun her şeyi görüyorsun. Ben zaten burada geçenlerde dedim Seda ablaya ben artık yoruldum dedim. Beni yolla dedim ablaya dedim. Anne ben artık yani ya son noktayı koyacağım anne sen ne dersen de. ben artık bu yükü gerçekten kaldıramıyorum. Ya kaldıramıyorum anne o zaman gitsin ailesinin yanına gitsin çoluğun çocuğun yanına bıraksın o zaman beni. Ya ben anne ben kimseyi zorla tutmuyorum. Kaç sefer ben ya şu kulaklarımla duydum ya. Beni duymasın evet. Diye anne beni duymasın diye gitti dışarılarda konuştu. Bunu da biliyorsun. Ama ben burada kimseye bunu anlatamıyorum. Anlamak istemiyor herhalde kimse. Herkes seni ama anlıyor. Herkes anlıyor. Seda abla ben gerçekten son noktayı koyacağım. Biz bak burada seni herkes anlıyor. Sizin anlamadığınız bir şey evet. Var. Siz ikiniz mutlu olamazsınız. Günah. Abla ben sana. Bunu Recep'e kaç sefer verdim. Ben yapamıyorum. Sana da günah. Dedim. Günah. Dedim abla yani. Bu kadar da ya insanın üstüne gelinmez ki. Ben bu ne diyorum. Yapamıyorum dedim ben olmaz. Recep'e. Olmaz. Bu evlilik olmaz. Çünkü bu evlilikten mutluluk çıkmaz. Anne. Bu evliliğin sonu hüsran. Anne. Efendim. Ya sen... ne dersen de ben gerçekten ben son noktayı koyacağım. Yani babamız yok. Bir sen varsın. Artık yani nasıl görürsün, nasıl şey yaparsın tepkimi bilmiyorum. Anne ben artık dayanamıyorum. Gerçekten söylenenlere, yapılanlara dayanamıyorum. Bak gerçekten bak son noktayı ben koyacağım. Hadi ben geçtim. Benim çocuklarım da dönüyor ortada. Sen de dönüyorsun. Ama bir yere kadar bu. Bir yere kadar gerçekten ne varsa ya bizim tarafımızda ne var da biz haksız oluyoruz ya? Bir babam yok da ondan mı oluyoruz biz bu şekil? Hayır. Hayır. Baba olmamazlık. Ya gerçekten ben, anne yemin ediyorum bak gerçekten şu an yemin ediyorum bana deseler ki şu dünyada ne istiyorsun deseler şu kapıda kimin girmesini istiyorsun deseler babam diyeceğim ya. Ya bu kadar olmaz ya. Kızım ben onları hepsini Allah'a havale ettim. Onlar Recep'in karısını göndermişler. Seni gönderemediler. Onun telaşesinde onlar. Ben gidersem, ben gidersem doğumsuzun oyun oynasınlar. Ben bunu söylüyorum artık. Ben onun hepsinin farkındayım. Bir insan evladının mutluluğunu ister. Ben Recep'in çocuğunu istemiyorum değil. İstiyorum. Kendi de biliyor. Getir çocuğu dedim ya getir. Ama yok. Varsa yoksa bana bir şey oldum. Ya ben benim de herkes çiğnesin. Ben koyacağım anne son noktayı. Sen ister kız ister kızma tamam mı? Gerekirse ben çocuklarımın yanına geleceğim. Gerekirse
kimse kabul etmezse, istemezse sokakta da kalırım ben. Aynen. Sokakta da kalırım. Gerekirse affedersin. Çocuklarıma ben bakarım, tamam mı? Artık yeter. Gerçekten yeter. Beni buradan kurtarıyor musun? Seda atıyor abla, musun bir yere bilmiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Her ne kadar ailem istemiyor da olsa, her ne kadar karşı çıkıyorlar da olsa, her ne kadar çevrem, akrabam, eşim, dostum, arkadaşlarım karşı çıkıyor da olsa, ben bu kadını seviyorum Seda abla. Gerçekten seviyorum. Seviyorsun. Ah, bir saniye. Bir saniye, bir dinle. Allah aşkına, yapmayın ya. Bir dinle, bir dinle. Bir dinle. Bir dinler misin? Bir dinler misin? Seda abla, siz diyorsunuz ki bu evlilik olmaz. Ben bu yola zaten en başından beri baş koymuş bir insanım. Ben burada nikahımı istiyorum Seda abla. Tamam, istiyorsun Recep. Peki ben sana şunu soracağım. Şu an bütün koşullar sizin istediğiniz gibi olsa, yarın nikahınızı kıysak, nasıl başarmayı düşünüyorsunuz? Nasıl mutlu olmayı nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl huzurlu olacağım? Ben nasıl mutlu olacağım? Nasıl huzuru bulacaksınız? Bunu söyle. Annem baban seninle konuşmayacak. O zamana kadar ben senin bir çocuklarınla görüşmeyeceksin. Mi? Bırakmıyorsun ama bak bırakmıyorsun. Bir şeye muhtaç ettin mi? Bunlar ne? Aslı'ya muhtaç etmemen değil, çocuğun muhtaç sana. Evet. Allah aşkına ya, mutlu etmeniz ya gereken başka insanlar var sizin artık. Çocuğum onları bak, düşünmeniz lazım. Kapıyı kilitleyeyim demiş. Çocuklarla konuşuyorlar o şekilde. Çocukla artık benden nasıl oldu, Aslı'dan nasıl oldu? Sürekli çocuğa aynı şeyleri söylerlerse... Ay, çocuk soğumaz, çocuk seni istiyor. Anlayamaz ki gitme baba diye, yalvaramaz ki çocuklar babayı unutamaz ki. Dönülmez gidişin böyle mi baba? Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, yanmazsın ki. Muhtacım elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin böyle mi? Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, uyanmazsın ki. Muhtacım elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin böyle mi baba? Taşına işte babam dediler, ağladım elime hep resmini verdiler. Duydum çaresini artık dönmez dediler. Dönülmez gidişin böyle mi babam? Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, uyanmazsın ki. Muhtacım elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin böyle mi baba? Seslensem sesimi duyamazsın ki. Ay geçer, yıl geçer, uyanmazsın ki. Muhtacım elimi tutamazsın ki. Dönülmez gidişin
mi baba? Evlenmek mi istiyorsunuz? Ölene kadar evet. 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 Sonsuza kadar evet. Kavuşamıyor musunuz? Aileleriniz evlenmenize izin vermiyor mu? Ne yaptıysam olmuyor deyip umutsuzluğa kapılmayın. Gelin bana, Seda ablanız sizi evlendirsin. Düğününüz benden. Sizleri birbirinize eş, karı koca ilan ediyorum. Çıkın gelin anacığım. Nasıl mı ulaşacaksınız? Hemen telefon numarasını veriyorum. Evlenemiyorum, ne yapsam olmuyor diyenler. WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? 0549-108-10-10. Anacığım çok kolay. Evet, stüdyo konuğumuz uzman doktor Ahmet Özcan Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi. Hocam ilk sorumla başlıyorum. Buyurun. Özellikle son dönemlerde adını çok duyduğumuz geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri nelerdir? Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı, kabul ettiği 15 yöntem var. Ben bunların 6'sıyla ilgileniyorum. Özellikle fitoterapi dediğimiz bitkisel tedavi, herkesin duyduğu, bildiği, akupunktur, ozon tedavisi, kupa hacamat tedavisi, medoterapi, sülük ve prolotherapi var. Ama şu anda aktif olarak ilk 4'ünü yapıyorum. Bunlar var şimdilik. Peki. Fitoterapinin önemini vurguladınız. Fitoterapi nedir ve hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır? Şöyle izah edeyim. Fitoterapi bitkilerle tedavi. Günlük hayatta kullanmadığımız, yemediğimiz, içmediğimiz bitkilerin bilimsel kanıta dayalı tıpla elde edilmiş yöntemlerle bize sunduğu tedavi şekli. Ve Dünya Sağlık Örgütü bu saydığım branşların dışında bitkisel tedavi, fitoterapiyi ayrı olarak ele almış, en geniş. Endikasyon tanımlaması olmayan, yani tüm hastalıklara iyi gelen, tek başına veya bizim geleneksel tanımlayıcı tıp tedavilerine ek olarak normal konservatif tedavi dediğimiz batı tıbbının, yani biz de hekimim, aile hekim uzmanıyım aynı anda ben. Normal ilaçlara ek olarak, tedaviye ek olarak bunların komplikasyonlarını, tedaviyi güçlendirmede, etkilerini arttırmada, yan etkilerini azaltmada her türlü yöntemde etkili olan bir tedavi yöntemi. Ve bu en eski tedavi yöntemi bilinen, yani aslında, insanlık evet. tarihiyle birlikte olan İbn-i Sina'nın, Hipokrat'ın kitapları bulunan. Günümüzde alternatif tıp dedikleri. Aslında alternatif tıp terimini ben kullanmayı sevmiyorum. Çünkü onun alternatif, yani evet, yani ortodoks tıbbı dediğimiz modern tıp ya da hiçbiri birinin alternatifi değil. Tamamlayıcı tıp ya da geleneksel, eskiye dayalı tıp demek daha doğru olur. Çünkü alternatif olunca onun yerine geçmiyor. Birbirine geçen tedaviler değil, birbirini tamamlayan, eksiklerini kapatan demek daha doğru olur. Peki. Hastalıkların modern tıp ile tedavisinin yanında sadece fitoterapi yeterli oluyor mu? Tabii az önce bahsettiğim gibi fitoterapi tek başına etkili olduğu gibi günümüz tedavilerine tamamlayıcı, yan etkin azaltıcı olarak bahsetmiştik. Örneğin bir kemoterapi alan hastada, radyoterapi alan hastada istenmeyen etkiler ortaya çıkıyor. Tedavi etkinliğini kısıtlayan etkiler bunlar. İşte aşırı bulantı, kanama, enfeksiyon bunları önlemede, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede, insanın kendisini iyi hissettirmeye sağlamada, işte iştah azalmayı etkilemede her türlü olayda bitkisel tedavi yer alıyor. Tabii. Bununla beraber bu geleneksel tamamlayıcı tıbbın temelinde batı tıbbından ayrı olarak koruyucu tedavi daha ön planda aslında. Çünkü biz doktorlara, özellikle ülkemizde hasta olduktan sonra gidiyoruz. Evet. Maalesef. Ne yazık maalesef. Ki. Batı tıbbında işte aşılarımız var. Ve çok fazla bir şeyimiz yok. Aşı yapıyoruz korunmak için. İşte iyi beslenmek lazım. Bunların kanser başta olmak üzere kronik hastalıklar, şeker, tansiyon, kalp böbrek hastalıkları, böbrek yetmezliği ve benzeri kötü hastalıklarda insanların şu anda kanser kadar öldüren, hayatlarını kötüleştiren hastalıkların korunmasında bitkisel tedavi başta olmak üzere geleneksel tamamlayıcı tedaviler çok ön planda. Önce korumak geçiyor bizde.
Bu nedenle mesela ailesinde, genetiğinde ya da kan bağı olan insanlarda bir hastalık olayı, öyküsü varsa mutlaka doktorlarına başvursunlar. Özellikle bilgisayar tedavi konusunda uzmanlaşmış, eğitim almış ve bu geleneksel tanımlı tıp tedavilerinde uygulayan hekimlere danışırlarsa daha olay olmadan önlenebilir. Yani Çin tıbbında, bu işin temeli Çin tıbbı olarak geçer, bir de Anadolu tıbbı olarak geçer. İşte akupunktur mesela Çin'den doğduğu söylenir ama Uygur Türklerine aittir mesela. Biz enerjimizi Qi dediğimiz bir enerji isimlendirmesi var. Yediklerimizden, içtiklerimizden, anamızdan yani doğumdan ve çevresel faktörün havadan alırız. Biz şimdi çevremizi değiştiremiyoruz. Genetiğimizi değiştiremiyoruz. Tamam. Neyi değiştirebiliyoruz? Yediğimizi, içtiğimizi. Tamam. Zaten bilgisayar tedavi de buna dayanıyor. Yani bilgisayar tedavi artı ek gıdalar, eksikleri yerine koyma, vücudu güçlendirme, bağışıklık sistemini, organları yenileme konusunda bilgisayar tedavi çok önemli. Ayrıca her organın bitkisi var. Yani hani nerelerde kullanılır? Her yerde kullanılır. Korumakta, tedavide, tedavinin etkinliğini arttırmada, kendisini tedavi etme özelliği var. Yani pankreasın bitkisi ayrı, beynin bitkisi ayrı, kalbin bitkisi ayrı. İbn Sina demiş ki, şifası, hiçbir hastalığın şifası yoktur dememeli. İrade eksikliğinden başka. Bitkileri tanımalı, çünkü hepsi şifadır diye. Kesinlikle. Buna benzer bir cümle kullanmış. Kesinlikle. Bundan dolayı bitkileri biz günümüz teknolojisiyle eskiden vardı. Şimdi daha çok gündemde. Niye? Çünkü kimya mühendisliği, tıp mühendisliği, eczacılık, doktorlar ve laboratuvarlar, fabrikalar bu konuda çok ileri gitti. Ve bunların bitkilerin özlerini ayırıp, zararlı etkilerini ayrıştırıp, faydalı etkilerini alabileceğimiz kapsüller, şuruplar, yani sıvılar. Teknolojiyle birlikte tabii, o keşif de gerçekleşti. Son 100 yılda özellikle ilaçların teknolojisi bitkilere geçti. Mesela kabuğun temeli bitkiler. Ama tabii, onları kimyasal sentetik olarak üretiyoruz. Tabii. Bitkiler ise genetiği çok az olan, uygun ellerle tabii bu işin eğitimini almış hekimler tarafından uygulandığı tabii zaman ya da eczacılar tarafından bu konu çok güvenli bir yöntem. Çünkü her ilacın mutlaka bir etkisi oluyor. Bitkilerde ise bu etki olayı daha az. Hatta yok denecek kadar denilebilir. Peki hocam. Hastalıklarda fitoterapinin yanında birden fazla yöntem kullanmaya nasıl karar verdiniz? Peki? Şöyle ki, bitkisel tedavi her zaman temel demiştim. Ancak bu eğitimleri alırken, bu eğitimlerin kitaplarını okurken, kaynakları, işte yüzyıllara dayanan olsun, güncel kaynaklar, baktığımız zaman akupunkturda olsun, kupacamatta olsun, Sağlık Bakanlığı'nın tarafından onaylanmayan biyoreferansta olsun, bunlarda hepsinde mutlaka bir bitkisel kür veya tedavi eklenmesi yapılmış. Tedavinin etkinliğini arttırmak ya da kalıcılığını oluşturmak için. O nedenle da tek başına ozon tedavisi, tek başına akupunkturun yeterli tedavi sağlamadığını, bilgisayar tedavi eklediğini daha hızlı ve daha kalıcı sonuçlar oluştuğunu gördüm. Bundan dolayı bitkisel tedaviyle kombinasyon yaparak örneğin mesela dörtlü insülin tedavisi kullanan hastaların birçoğu insülin tedavisini bitkisel tedavi artı ozon tedavisiyle biraz da akupunkturla kendi doktorları, tabii benim haddim değil, ben aile hekim uzmanıyım, endokrinologlar, dahiliciler, dahili uzmanları tedavi dörtlü insülini kestiler. Yani şu anda bir yıl aşkındır iç insülin kullan, sadece bir bitkisel tedavi artı bu işin temelinde olan bir etken madde, batı eczane ilacıyla şekerleri normal sınırlarda seyrediyor. Peki hocam, ozon tedavisi dediniz. Nedir ve hangi hastalıklarda kullanılır? Ozon tedavisi tıbbi oksijenin özel cihazlar vasıtasıyla tıbbi ozona çevrilmesi sonucu hastaları uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bu oksijen ve ozon karışımı binde 5 ile %5 arasında derinliğinde yapıyoruz. Ona dozu belirliyoruz. Kişiye hastalığı hangi hastalıklara iyi gelir? Özellikle alerjik hastalıklarda, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede, antiviral hastalıkları tedavi edici ve koruyucu olarak aşı kadar etkili. Hele günümüzde pandemi sürecinden geçiyoruz. Yeni pandemilerde bekliyoruz. Yani duyuyorsunuzdur. Yani artık dünya
virüslerin arka bahçesi denmeye başlandı. Evet. Tedavisi bilinmeyen, çok hızlı yayılan, değişik ülkelerde vakalar görülüyor ne yazık ki. Bunların korunmasında bitkisel tedavi artı ozon tedavisi çok koruyucu yol üstleniyor. Bununla beraber diyabetik ayak yaralarında, yani tedavisi çok zor, çok güç olan yaralarda, kangrenlerde, damar tıkanmalarında bu gibi konularda ozon tedavisi çok etkili. Ozon tedavisi nasıl uygulanıyor? Kanımızı alıyoruz. Yani sistemik veya lokal olarak uygulanabiliyor. Kanımızı dışarı alıyoruz, onu ozonlayıp geri veriyoruz ya da rektal yolla uygulayabiliyoruz. Bunlar sistemik yollar ya da ağrılı tedavisine çok etkili. Ağrı olan bölgeye özel enjeksiyon yöntemleriyle ozon gazının düşük dozlarda direkt enjekte edilip kası gevşeterek oradaki yangıyı kesiyor, ödemi çözüyor. Artı torbalama yöntemiyle o diyabetik ayak yaralarında gangrenlerde etkili. Böyle bir uygulama. Peki akupunktur hangi durumlarda kullanılıyor? Akupunktur çok geniş. Yani bitkisel tedavinin şeyi yok dedik. Yani durumları sınırsız gibi her türlü hastalık uygulanıyor. Akupunktur çok geniş. Alerjik hastalıklarda, alerjik astım, KOAH tedavisinde bunların batı tıbbında yani ilaçlara ek olarak tedavinin uyumu ve iyi gelmesinde günlük rahatlama da önemli. Kadın hastalıklarında işte ağrılı adet, infertilite, doğum ağrısı, doğum yönetimi, artı ağrılı menstruasyon, premenstrüel sendrom. Bunlar kadınların çok muzdarip olduğu konular. Bunlar da yaşlılarda, yaşların yani tüm yaşlı insanlarla kullanılabilir. Yaşlıların işte enerji eksikliği, kuvvet kaybı, işitme, tüm organlarına. Çünkü akupunkturun ürtülerinden falan noktası var. Her organın içinden geçen, her organı etkileyen noktaları var. Bunu uzman ellerde uygulandığı zaman çok güldürücü sonuçlar elde edebiliyorsunuz akupunkturda. Santral sinir sistemi hastalığı, inmede, inmeye bağlı kas kontraktörü kasılmasında ya da kas güçsüzlüğünde bu kadar ileri hastalıklarda. Bununla beraber KOAH demiştik. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede çünkü her organı etkilediği için. Ve şöyle izah edeyim. Mesela bir tedavi tedaviye yani gıdalarla siz barajı dolduruyorsunuz. Akupunktur yaparak yolları açıyorsunuz. Yani aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz vitamin, mineraller, kullandığınız ilaçlar hepsinin organlara taşınmasını akupunktur kolaylaştırıyor. O yüzden dedim yani bitkisel tedavi artık akupunktur olduğu zaman sonuç çok hızlı ve çok yüz güldürücü. Bununla beraber tüm ağrılı durumlarda, baş ağrısı durumlarında, organik neden yoksa yani tümör vesaire yoksa migren dahil tüm baş ağrılarında çok, çok etkili. Ve bu saydığım çok endikasyonlar Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde geçen kanıta dayalı tıpta ispatlanmış. Yani ispatlanmamış çok daha fazla endikasyon var. Tedavi de hastalıkla kullanılıyor ama bunlar Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde tek tek yazıyor. Baş ağrıları, işte kadın hastalıkları, santral sinir sistemi hastalıkları, felçler, göz kuruluğu dahil alerjik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, bunlara bağlı eklem kas tutulumları, her türlü kas ve eklem ağrılarında, bel fıtığında, bunlara bağlı ağrılarda iyileşmede ve ağrıları azaltmada, bununla beraber şeker hastalığında, her türlü anksiyetede, akupunktur şey olarak bilir. Herkes genel tanımlı olarak onu bilir. Ama ve lakin bunu işte buna sana bırakmaya bağlı stres yönetiminde çok iyidir. Yani karşı koyma, onda oluşturduğu, insanda oluşturduğu yemediği zaman. Bunlar bir bağımlılıktır aslında. Bağımlılığı. Bunlara oluşturduğu streste, uyku bozukluğunda, her türlü uyku bozukluğunda, gece idrak kaçırmaları dahil, gece idrara çıkmalarda, kalp hastalıklarında demiştik, kalp hastalıklarında, yani aklınıza gelecek tüm sistemlerin hastalıklarında kullanılır. Bir de unuttuğum kemoterapi, radyoterapi alan hastalarda tedavinin uyumunu kolaylaştırmak için. Mesela bulantı, kusma çok fazla oluyor bu hastalarda. Hem ozon tedavisi hem akupunktur bunların daha az bulantı kusmasını geçirmesine neden oluyor. Baş dönmesinde etkili. Hatta saç dökülmesinde bile etkili. Yani saç sakal dökülmesini engelliyor. Bu kadar etkili bir yöntem. Yani baktığımız zaman geleneksel tanımlama tıp yöntemlerinde hepsini bir kullanmak bizi güçlendiriyor. Çünkü 15 yöntem var. Bunlar tamirci çantasında hepsi bir alet. Birbiri üzerine %50, %60, %70 koyarak. Peki hocam, sosyal medya sorularına geçelim. 32 yaşındayım. 2 yıl önce göğüs kanserine yakalandım. İlaç tedavisi görüyorum. Fitoterapi ile bağışıklığımı güçlendirebilir miyim? Tabii güçlendirebilir. Yani dediğim gibi bağışıklık sistemini güçlendirmede fitoterapi çok etkili. Bununla ilgili
Özel preparatlar, karışımlar var. Bağış sistemini etkileyen, kemik iliğini etkileyen yöntemlerden en güzeli fitoterapi. Buna ek olarak tabii ozon terapisi de yaptırırsa, ozon tedavisi dediğim gibi bağış sistemini çok güçlendiriyor. Tabii. Kombinasyon yaparsa, eğer bir de bu sonuç olarak göğüs kanseri, meme kanserinden bahsediyor hastamız büyük ihtimalle. Bunu hastalığa bağlı stres yönetimi, uykusuzluk ya depresyon çok fazla oluyor. Bunların en güzel tedavisi yani depresyon, anksiyete de akupunktur. Bu üçlü kombinasyon 34 yaşındayım, 4 yıllık evliyim, çocuğumuz olmuyor. Tüp bebek tedavisine başlayacağım. Tüp bebek denemeden önce yapılması gereken fitoterapi tedavileri var mı? Tabii ki. Var. Dediğim gibi her organın bitkisi ve bitkileri var. Buna uygun tedavileri uzman ellerde hormon profiliyle gelip neyi var neyi yok yani kaynak belliyse ona göre yani nedeni belliyse nedeni belli değilse ona göre organları iyileştirici bilgisayar tedavi yöntemleriyle hastayı ya da hasta demeyelim anne adayını baba adayını şifa olabilirler. Böbreğimde 17 milim taş var, kırdırma tedavisi gördüm ama bir taş kanalı tıkamış. Böbrek taşları için fitoterapiden destek alabilir miyim? Faydası olur mu? Bununla ilgili halkında bildiği şuruplar, özler var. Taş düşürücü. Tabii bunu uzmanlar da yapmaları lazım. Çünkü taşın büyüklüğü çok önemli. Düşürürken kanalı tıkamasın. Boyutu ve büyüklüğü çok önemli. Bununla beraber kullanmaması gerekenler, yani her şeyi kullansın demiyoruz. Bazı şeyleri yasaklıyoruz. Çünkü bu taşın oluşumunda rol alan bitkiler, yiyecekler var. Bunları da kesmesi, bol su içmesi ve buna uygun 3 veya 4 bitkisel karışım var. Bunları kullanması çok önemli. Evet. Peki. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimi uzman doktor Ahmet Özen. Sen ciddisin. Gidiyorsun gerçekten. Şu ana kadar idrak etmedim. Hakikaten, hakikaten. Bir dakika, ben bir acı kahve içmeliyim. Özür dilerim sürçülisan eylersem büsbütün mahveden. Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra ışıkları geceyi